Sultanım yapmayın. Sultanım durun. Yapmayın. Durun. Hünkârım iyi misiniz? Renginiz soldu. Bir an tutuşacaksınız sandım. Biliyorum ateş sevmezsiniz. Şu içinizdeki ateşi bir bana açsanız. Ulviye Sultanım ilk evladımdı. O lüle lüle saçlarıyla, al yanaklarıyla ne kadar zeki, ne kadar şirindi. O vakitler Sarıyer mevkinde yüzmeye giderdim. Saraydan haber göndermişler, acele gelsin demişler. Hemen gittim. Biraderim Murat Efendi karşıladı beni. Ulviye Sultanımız çok hasta dedi. Beni odasına çıkardı. Ne olmuş kızınıza? Sarayda herkes kendi işiyle meşgulken Ulviye kibritle oynarmış. Bir an saçları üzerindeki tüllerle beraber tutuşmuş. Beni odasına çıkardılar. Üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü açtım. Baba dedi, cenneti âlâya uçup gitti.
anası ölen çocuğa isim bulmuşlar. Öksüz demişler. Babası ölen çocuğa bir isim bulmuşlar. Yetim demişler. Lakin evladı ölen babaya verecek bir isim bulamamışlar. Masum olmayın hünkâr. İnşallah cennette buluşacaksınız. İnşallah. İnşallah. Allah insanı evladının acısıyla sınamasın. Başka bir derdiniz mi var? Dert çok sultanım. Lakin derde ortak yok. Ben ne derdiniz varsa sırdaşınız olurum. Şehzadem Abdülkadir Efendi boyunu aşan işlere karışmış. Oğlunuz olarak mı yoksa şehzadeniz olarak mı derdiniz olur? Mesele de bu sultanım. Bir evlat babasına karşı bir hata yaparsa usulünce konuşulur, affedilir. Evlattır. Lakin bir şehzade, devletine ve hünkârına karşı bir hata yaparsa affedişi mümkün olmayan cezası kesilir. Mahmut Paşa'nın söylediği mevki burası. Ormanın içi, av sahasının giriş kısmı. Açık arazi. Her türlü saldırı olabilir. Siz silahlar alıp geleceksiniz. Kalabalık gideceksiniz. Her yere bir asker dikin. İki çember oluşturun. Çatışma çıkarsa ağır silahlar olduklarını unutmayın. Hünkârım, bu Mahmut Paşa aniden ortaya çıkıyor ve silahların yerini bildiğini söylüyor. Biz de bunun için temkinli davranıyoruz evladım. Silahları bize verenler Mr. Herbert'ı geri almak için veriyor. Benim korkum bir takas için sizlerden birini rehin almaları. Merak buyurmayın hünkârım. Biz ölürüz, rehin olmayız. Eyvallah. Hünkârım, bu yüzden mi Mr. Herbert'ın imzaladığı vesikayı yırtıp attınız? Silahları bize verenler bir şekilde Bay Herbert'ı geri almak istiyorlar. Ama nasıl, ne şekilde bilmiyorum. Silahlar Bay Herbert'tan daha kıymetli olduğu için ne surette olacağını da umursamıyorum. Siz canınızı kurtarın. Silahları alın kâfi. Emredersiniz. Siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada? Ömer getirdi beni. Onun misafiriyim. Ben saraydan çıkınca... Sen şu saraydaki kız mısın? Yani bir müddettir oradayım. Ömer'le münasebetiniz nedir ki sizi evimize getirmiş? Siz kardeşi misiniz? Yok, hayır. Ama beraber büyüdük. Asiye teyze büyüttü bizi. Allah rahmet eylesin. Ömer anlattı. Asiye teyze bizi birbirimize emanet etti. Tanıştınız mı? Tanışıyorduk. Ahsen. Zeynep. Nasıl? Rahat edebildin mi? Sen nereden geliyorsun Ömer? Döşek attık da çorbacıya. Orada uyuduk. Ahsen. Sen bir müddet daha burada kal. Şimdilik münasip olan budur. Samir'i öldürenler senin de peşine düşmüş olabilirler. Dışarısı tehlikelidir. Burada kalman daha iyi. Gidecek başka bir yerim de yok zaten. Hem bak Zeynep, benim kardeşim sayılır. Burada sana yarenlik yapar. Hadi eyvallah.
Hünkâr, geceniz nasıl geçti paşam? Sütü kedi mi içmiş, yoksa rüzgarda mı sallanmış? Şehzademizi takip ettim. Maalesef çiçeği teslim ettiler. Zannımca şehzademiz gönlünü esir vermiş. Esaretinin peşinden gider. Ahsen mi? Maalesef hünkâr. Ahsen'le buluştu. Çiçeği birisine teslim etti. Sanırım beraber saraya geliyorlardı. Ne olduysa Ahsen oradan ayrıldı. Şehzademiz bekledi. Sonra gittim alıp saraya getirdim. Hünkârım, hem sarayı hem Ahsen'i hepten elimizden kaçırdık sanırım. Sara geri gelecek paşa. İhmal etmeyiz. O çiçeği payitahta ilaca çevirecek doktor yoktur. Şehzademiz hakkında ne emir buyurursunuz? Sorgu odasına misafir edin. Vakti beklesin. Emredersiniz. Hünkârım, Burhanettin Efendi ile alakalı hazırlıklar tamam. Gelecekler inşallah. Âlâ. Âlâ. Bir sevda derdine düştüm halde. Lakin bu sevda elenden başka bir şey getirmiyor bana. Ah benim şehzadem. Aşkın ilmini öğrenmedikçe müptelası olmayasın. Zira aşkın istilası zerre kadar yer bırakmaz insanın aklında. Ne yapsam bu aşkı mağlup edemiyorum. Kendimi bu aşk oyununun içinde mücadele ederken buluyorum. Dün gece yine bir hata ettim. Ne yaptın çocuğum? Ahsen bir mektup yolladı. Sarayda yetişen bir çiçek istedi benden. Götürdüm. Evladım, hata bunun neresinde? Sara denen kadın için istedi çiçeği. Çiçekte hem şifa hem zehir varmış. Lakin babamın bir terdibi varmış. Sara bu çiçekle zehirlenmiş. Şifası için de saraya gelmesi beklenirmiş. Abdülkadir, sen ne yaptın? Ah, seni getirmek için yaptım. Babama ihanet etmedim ben. Ben de bir oyun oynadım. Lakin muvaffak olamadım. Ahsen saraya geri döner sandım. Yanıldım. Hiçbir arzum gerçekleşmedi. Şimdi bunları babama anlatsam inanmaz. Elbette ki inanmaz. Hünkârımızın sana inanması için, güvenmesi için sen bugüne kadar ne yaptın Abdülkadir? O sana yaklaştıkça sen kaçtın oğlum. O sana itimat kuleleri kurdukça sen o kulelerin hepsini bir bir yıktın Abdülkadir. Ne yapacağım validem? Lütfen bana bir yol gösterin. Evladım, öncelikle şunu bil. Dünyevi sevdaların hepsi insana zarar verir. Senin aşkın sadece Allah'a olsun. Ki sen sadece ona köle ol. Ona köle olan daima hür olur, bunu unutma. Ne zor şey. Zordur elbette ama ancak böyle ferah varırsın. Şehzadem, sorgu odasında sizi misafir etmek için geldim. Hünkârımızın emir ve iradesidir. Pederim. Hı? Çok merak ediyorum. Acaba senin iştahını kesebilecek bir felaket mevcut mudur cihanda? Bak Sebahattin. Damak zevki bir asilzadenin asil görevidir. Şimdi ben böyle bulgur üstü soğanla hayatımı sürdürecek beyinsiz bir adam değilim. Şu damak zevkinden yoksun halka bir bak. Bir bak. Senelerce Abdülhamit gibi tatsız tuzsuz bir hünkârı baş tacı yaptılar. O halkın da hünkârın da canı cehenneme. Sebahattin,
Seni böyle kudurtan asıl şey otomobil kız meselesi değil mi? Rica ederim pederim. O benim meselem değil. Senin ve validemin meselesi. Bu ne böyle? Bravo. Validem, bu ne haldir? Bidar kadın, Makbule'nin çeyizini göndermiş. Hayırlı olsun. Siz aklınızı yitirmişsiniz. Ben hayatımı medeniyet ve hürriyet inşasına vakfetmişim. Siz kalkmış bana çeyiz meyiz diyorsunuz. Ama Sebahattin, şimdi bu tombik kızı biz de biraz koştursak, birazcık ekmeğe bulguru kessek, az biraz da Londra, Paris falan göstersek, bayağı senin zevcen olabilir oğlum. Mahmut. Pederim. Yemin ederim, tereddüt etmem Avrupa'ya kaçarım. Yemin ederim bunu yaparım. Artık ötesini berisini siz düşünün. Abdülhamit dayıma da siz izahat verirsiniz. Olacak rezaleti de siz tasavvur edin. Sabahattin. Validem. Bu meseleyi sen açtın başıma. Lütfen sen temizle. Yani Seniham, Sebahattin de haklı. Yani babasına bir bakıyor. Senin gibi afeti devran biriyle evlenmiş Seniham. Çocuk da şimdi kızla evlenmek istemeyebilir. Of Mahmut, of! Sultanım, biz evladımızı yetiştirirken nerede hata yaptık acaba? Hünkârım, mesuliyet benimdir. Siz bunca devlet meselesi içinde zaten yeteri kadar evlatlarımızla alakadar oldunuz. Naime Sultan da sizin evladınız. Eğer annelik vazifenizde bir eksiklik olsa o da öyle davranırdı. Asıl siz müşteri olun. Lakin mesele büyük. Hünkârım, ne ceza kesilecekse kabulümdür. Ama Abdülkadir bilerek ihanet etmez. Nefsine yenilerek götürmüş o çiçekleri. Mesele sadece çiçek değil sultanım. Başka bir şey de mi var? Payitahta gümrükten usulsüz yollarla yüklü miktarda silah sokulmuş. Aranmadan mı? Arayamamışlar çünkü malların Abdülkadir Efendi'ye ait olduğunu gösteren bir vesikayla indirilmiş sandıklar. Evladımız ticaret yapmış. Ah Abdülkadir. Ah oğlum. Hünkârım, parasını benden aldı. Sizin şehzadeliğinize özenmiş. Sizin gibi ticaret yapıp sizin beğeninizi kazanmak için yaptı bütün bunları. Vallahi sultanım, evladımızın talihsizliğinden midir, ferasetsizliğinden midir, nedir bilemem. Ne yaparsa eline yüzüne bulaştırıyor. Ya da ne talihsizlik ne de ferasetsizlik. Aklıma dahi getirmek istemem, lakin kendisi bir ihanet içerisinde. Hünkârım, eğer Abdülkadir bir ihanet içerisindeyse hüküm sizindir. Ağzımı açıp zerre laf etmem. Ama ben Abdülkadir'in mayasını bilirim. O ihanet etmez. İnşallah. İnşallah sultan. Lakin sizden isteğim şudur. Abdülkadir ne isterse benim haberim olsun. Elbette hünkârım. Sultanım. Affedersiniz. Rahatsızlık vermek istemezdim. Yok, estağfurullah. Buyurun paşa.
Sizinle uzun zamandır bir mesele hakkında konuşma arzusundayım. Tabii müsaadeniz varsa. Elbette. Bir sır vardır gönlümde. Nam istemez, şan istemez, söz istemez. Açılmaz, saçılmaz. Sırrınızın bir muhatabı var mıdır paşam? Vardır. Sizsiniz sultan. Ve ben bu sırrı size, yalnızca size açmak isterim. Buyurun. Can kulağım size açıktır. Sırrımın derdi de dermanı da sizde sultanım. Gönlüm varını yoğunu müsrifçe harcamış bir bahar kadar çaresiz. İçimin yangınları dinmiyor. Eğer güneş size olan sevdamı bilse vakitsiz doğardı. Göz gördü, gönül sevdi sultanım. Var mıdır benim burada bir günahım? Affınıza sığınırım sultanım. Bu sevda dilimin perdesini kaldırdı. Paşam! İki gün sonra Göksu'da. Alev yanıyorsun sen böyle. İradem de, aklım da, bedenim de iflas etti. Aşk hastalığı sardı bütün vücudumu. Evladım, sen kendini niye böyle harap edersin ki? Elimde değil. Kaderin karşısında boynumu büktüm, bekliyorum. Çocuğumu sevmek güzeldir. Ama sen o aşk gemisini yanlış istikametlere sevk edersin. Sen böyle kendini harap ederek o gemiyi selametle kıyıya vardıramazsın. Kemalettin beni görmüyor. Varlığım onun nazarında hiçbir manaya gelmiyor. Ona gönlümü açıp yazdığım mektuba cevap dahi vermedi. Sen şimdi aklını bunlarla yorma. Bir an evvel sıhhatine kavuşmaya çalış. Hangi hazan var ki bahara ermemiş? Validen senin bütün sıkıntılarını halledecek benim güzel kızım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Nasıl izin aldın da geldin? Hünkârımız almış izni. Ben denizi görmek istemiş. Özlemiştir oğlunu. Özlemden değil. Diğer evladı canını yakınca, bir başka evladını acaba ben evlat yetiştirirken hata mı ettim
diye görmek istemiştir. Ne demek istiyorsun sen? Ben demek istediğimi direkt söylerim. Çoktur yaptıklarınızı işitiyorum. Saraydan firar etmeler, kavga çıkarmalar, bir de silah ticareti. Ne silahı? İçinde kumaş olduğunu zannettiğin o sandıklarda silah vardı. Ne? Bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Öğrendin işte abim. Sadece ticaretti. Hesabını yapmıştın. Bir şehzade hesap yapmaz. Hesap sorar. Merak etme. Sana bu oyunu oynayanlardan da hesabını soracağız. Silahları Abdülhamit'e verdiğimize inanamıyorum. Rahat ol. Hiçbir şey teslim ettiğimiz yok. Geri alacağız. Tam kamuflaj. Görmelerine imkan yok. Gelin bakalım. Kurt kapanına girin kuzucuklarım. Etrafta kimse yok. Hiç normal değil. Asker, dikkatli ol. Bulduk. Mauser. 5 atışlık. İyi makine. Domuzlar gibi gebereceksiniz. Olmaz ilaç sineği sadıp areme. Olmaz ilaç sineği sadıp areme. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Baksa tabii bana cihan çareme. Baksa çare bulunmaz bilirim yâreme. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Hatice, nedir seni böyle bülbül gibi şakıtan? Halacığım, halacığım, sizi de mutlu edecek bir haberim var. Aa. Anlat bakalım, neymiş bu haber? Gelin. Halacığım, ben
en sonunda gönlümün istediğini buldum. Birine sevdalandım. Onun da bende gönlü var. Öyle mi? Peki kimmiş bu talihli bey? Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa. Hatice'ciğim, çok mesut oldun. Eminim sana ve hanedanımıza münasip bir izdivaç olacak bu. Lakin ben bu işlerin usulü nedir bilmem. Kiminle konuşmak lazım? Hünkârımıza meseleyi nasıl anlatırız? Merak etme kızım, ben bu meseleyi halledebilirim. Gerçekten mi halacığım? Gayet tabii. Bu benim vazifem. Lakin bir şartım var. Şartınız neyse benim için kabuldür. O zaman kızım, sizin nişanı bir vakit geciktirmemiz lazım. Neden? Adettir. Aynı vakte denk gelen izdivaçlar fazladan masraf olmasın diye beraber yapılır. Eğer sizin nişan gecikirse, ben de Sabahattin'le Makbule'nin nişanını bir vakit geciktirebilirim. Bidar kadın bizi nikah zorluyor da. Siz Makbule'yi Sebahattin'e istediğinizi anlamıştım ben bir oyun olduğunu. Bak bak, anlamışmış. Halacığım, siz bu işi münasibiyle halledin. Ben beklerim. Sen merak etme kızım. Ömer abi. Ömer abi. Ne oldu lan? Ermeniler abi. Ne olmuş oğlum Ermenilere? Anlatsana. Evlerin bahçelerine, cami avlularına domuz kafaları, işkembeler fırlatmışlar hep. Sokak karışmış. İram itin işi. Müslümanlarla Ermenileri birbirine düşürmek, çatışma çıkarmak istiyor. Ömer abi, dikkat et. Ben de geleyim mi? Sen kal. Bu meseleyi öğreneyim. Destek gerekirse çağırırım. Evet. Bu Osmanlı askerlerinin silahları aldığı saatin delili. Bu da Abdülhamit'in şehzadesi vasıtasıyla payitahta gayri resmi olarak soktuğu silahların vesikası. Bütün bunlar cihanı sallamak için kafidir diyorsunuz yani. Ziyadesiyle. Âlâ. Yalnız biz gene de bence matbaada bir prova baskı yapalım. Daha sonra saraya göndeririz. Gazeteye iki gün sonrasının tarihini atacağız. Ki sultan tehdidi algılayabilsin. Ya Sir Herbert serbest bırakılır ya da bu gazete baskıya girer. Abdülhamit bunu görünce Sir Herbert'ı derhal azat edecektir. Böyle bir skandalın patlamasını asla tahammül edemez. Bay Herzl. Sevgili Bay Herzl. Siz gerçekten çok kabiliyetli bir muharrirsiniz. Bence bu iş tamamı erdikten sonra sizinle beraber Avrupa'da yeni bir gazete çıkarmalıyız. Mümkündür. Gazetenizin hususi bir düşüncesi olacak mı? Elbette ki olacak. Ben sizin sayenizde artık Yahudi dostu oldum. Ve dikkatimi celbetti. Osmanlı'da Yahudi düşmanlığıyla ilgili katiyetle bir olay vuku bulmazken Avrupa'da Yahudi düşmanlığı her daim olmuştur. Evet. Sadede gelelim. İşte bu Yahudi karşıtlığını kökten bertaraf edecek yeni bir gazete çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Buna yeltenecek olan babam dahi olsa gözümü kırpmadan öldürürüm Mahmut Paşa. Duymamış olayım. Bay Herzl, siz akli melekelerinizin kanatlarını mı kırdınız? Benim size söylediğim bu şey gayet dostane bir teklifti. Bakın Mahmut Paşa, Yahudilerin yegane gücü diğer milletlerin onlara duyduğu nefrettir. Ben bunu Fransa'da Hristiyanların Yahudileri aşağıladıklarına şahit olduğum zaman idrak ettim. Ve bütün düşüncemi de bunun üzerine inşa ettim. Biz Siyonistlerin asıl amacı bu nefreti körüklemektir. Aksi takdirde Yahudilerin diğer milletlerden hiçbir farkı kalmaz. Asıl tükenişimiz bu olur. İşte işin zor tarafı da bu. Avrupalılar Yahudilerden nefret ediyorlar. Oysa ki Osmanlı Devleti'nde Yahudiler
her daim Abdülhamit'in koruması altındadırlar. Müşkülümüz bu olsun. Silahları Zaharov geri alsın. Sonra biz de ondan alalım. Ve payitahtta Ermeniler öldürülmeye başlayınca Yahudilere diyelim ki bakın sıra size geliyor. Sultanım. Hoş gelmişsiniz Zaharov efendi. İnşallah keyfiniz yerindedir. Gerçi sizin keyfinizin yerinde olması için dünyada harp olması gerekir. Ufak çatışmalarla yetiniyoruz sultanım. Sizin sulh politikanız olmasa biz silah tüccarlarının işi daha iyi olur sultanım. Açık sözlüsünüz. Ben bir tüccarım sultanım. Bir tüccarın çenesi ne kadar düşük olursa kesesi o kadar dolu olur. Bağışlayın. Winchester. 1895. Amerikan tüfeği. 5 atışlık şarjörüyle tek tek namlu kurma derdi bitiyor. 3,5 kilo. Namlu bir arşın. Amerikalılar buna patron diyorlar. İnsanlar eskiden kurşunlardan kaçmak için ağaçların arkasına saklanırlardı. Artık saklanamayacaklar. Çünkü bu silah bir ağacı delecek kadar güçlü sultanım. Bu silah elinizdeyse sultanım düşmanınızın kaçacak yeri yok. Tecrübe etmek ister misiniz? Sizin gibi usta bir nişancının tecrübe etmesi bu silah için şöhrettir. Para. Para Zaharov efendi. Para. Buraya silah satmaya mı geldiniz Zaharov efendi? Yok yok bu benden size bir hediye sultanım. Ben silah almak için geldim. Karadeniz'de bir gemim vardı. Adamlarımdan biri silahlarımı çalmış. Payitahta göndermiş ahmak herif. Şimdi karnında kurşunlarla denizin dibinde bir yerde uyuyordur. Sizin anlaşmazlıklarınız beni alakadar etmez. Muradınız nedir söyleyiniz. Sultanım, çalınan silahlarım sizde. Arzu ederseniz sizde kalabilir. Bizim kayıtsız kuyutsuz silahlarla işimiz olmaz. Celal Efendi. Zaharov Efendi'nin gemisinin yerini tespit edin. Gemiye bizzat siz götürün. Silahların payitahta geri gelmeyeceğinden emin olunuz. Emredersiniz sultanım. O silahlardan çıkacak bir kurşun benim milletimden birine zarar verirse denizlerdeki tüm gemileriniz batar Zaharov efendi. Silahları verdiğiniz için teşekkür ederim sultan. Para. Para. Sokaklar yine karışıyor Ömer'im. Bu işin sonu hayra alamet değil. Birileri durmadan huzura çomak sokuyor. Ağlar, bu işin ardına düşmek farzdır. Çok insanın bu işten canı yanacak. Allah hepimize kuvvet versin. İramit'i bu Ermeni çetecilerle de düşüp kalkar. Bence bu işin müsebbibi de odur. O alçak artık Azrail'le kol kola geziyor. Ona öyle kolay ölüm yok Yusuf. Yaptığı zulmün hesabını verecek. Bu alçağın domuzları aldığı yeri bulmalı. Oradan iz süreriz. Şehrin çıkışında bir çiftlik var. Bu civarda domuz oradan başka yerde bulunmaz. Aldıysa oradan almıştır. Ya o zaman ne diye bekleriz burada? Gidip soralım. Gidelim de domuz izi sürelim biraz.
hünkârım. Gel paşa. Hünkârım. Emriniz üzere Abdülkadir Efendi'nin mührünü getirdim. Kralım, kralım ki paşa. Bu mührün marifetiyle emniyetimizin kapıları bir daha kırılmasın. Kralım ki şehzademiz işlerin eskisi gibi olmadığını anlasın. Hünkâr. Burhanettin Efendi geldiler. Huzurunuza kabul isterler. Buyursun, buyursun.